O gün olanları, yaşananları hala o kadar net hatırlıyorum ki. Sanki dünmüş gibi aklımdalar. Peki ya o kadın? Hravati mi? Evet. O oğlunun yaşadığını söyledi. Yaşadığını mı? Görmedin mi? O yanındaydı. Duymadın mı? Bizimle tanıştırdığı kişi Udaipur Kaymakamı ve bugünün onur konuğu Şivraj Şekar. Şarla, yanılıyor olmalısın. Bak, bizim yaşımızda hafıza bazen bizi yanıltır. Ben çocuğu ölü doğan kadının İravati olduğuna inanmıyorum. Hayır. Eğer yanılıyor olsaydım akrabalarını nasıl hatırlardım? Kocasının adı Alok Şekar'dı. Kayınpederi ve eniştesi, onlar da oradaydı. O zaman her şeyi bana anlatırdı. Benimle konuştuğunda çok mutlu olurdu. Ve kontrolleri işlemeli ipek sarileriyle gelirdi her zaman. O zamanlar Udaipur'da hiç kimse o tarz sarı giymezdi. Ben onun sarilerini çok seviyordum. O da sevdiğimi biliyordu. Bu yüzden de sürekli bana, Şarla abla, çocuğum için dua et lütfen. Çocuğum sağ salim dünyaya gelsin. İstediğin ipek sarıyı sana hediye edeceğim demişti. Bu hastanede doğumuna girdiğim son kadın Ravati oldu kızım. Ölü bebeğini bu ellerle tutmuştum. Benim bir suçum yoktu. Ben hiçbir şey yapamamıştım. Tanrı o bebeği bu dünyaya öyle göndermişti ve onu bir daha hiç görmedim. Bebeğinin ölü doğduğunu ona söyleyemedim. Bunun için çok üzgünüm, inan. Bir daha da karşısına çıkamadım. Ve birkaç gün içinde hastaneden ayrıldım. Hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Hastaneden ayrılacağın zaman ne kadar üzgündün. En ufak şeye ağlıyordun. Ayrılmadan önce sürekli ne diyordun biliyor musun? Buradan mutlu ayrılmıyorum. Çünkü giderken hastanedeki son hastama mutlu edemedim demiştin. Şiv konuşmasını bitirdiğinde insanlar hastanede olduklarını unutmuş gibi alkışladılar. İnsanların bu sevgi ve saygısını Şiv gerçekten hak etti. Artık o ünlü biri ve bizi de çok gururlandırdı. Umarım hep doğru yolda yürüyüp böyle insanların sevgisini kazanırsın. Teşekkür ederim yenge. Bunun için beni de biraz övmeniz gerek. Şiv'in bütün iyi özellikleri ve bu terbiyesini ona ilk önce ben vermiştim. Oğlum, hatırlıyor musun? Ben sana bütün büyük adamların hikayelerini anlatırdım. Tabii ki hatırlıyorum büyük baba. Ben de her zaman başardığım şeyleri aileme borçlu olduğumu söylüyorum. Bugün çok tuhaf bir şey oldu. Alok Şiv'in doğumuna giren o hemşireyi hatırlıyor musun? Hayır. Hayır mı? Hatırlamıyor musun? İpek elbiselerimi çok seviyordu hani. Hatta doğumdan sonra ona ipek bir elbise hediye edeceğime söz vermiştim. Kontrollere işlemeni ipek sarileriyle gelirdi. O zamanlar Udaipur'da hiç kimse o tarz sarı giymezdi. Ben onun sarilerini çok seviyordum. O da sevdiğimi biliyordu. Bu yüzden de sürekli bana, Şarla abla, çocuğum için dua et lütfen. Çocuğum sağ salim dünyaya gelsin. İstediğin ipek sarıyı sana hediye edeceğim demişti. Ama doğumdan sonra ortadan kayboldu. Bugün yıllar sonra onunla karşılaştım. Adı Şarla'ymış. Ha evet, hatırladım. Çok
garip bir şey oldu. Nedenini bilmiyorum ama benim bebeğimin ölü doğduğunu söyledi. Binlerce doğuma girmiş olmalı. Seni bir başkasıyla karıştırmıştır. Sonuçta ihtiyarladıkça hafıza geriliyor. İhtiyarladıkça mı? Bana bakın. Bu konudaki fikrim sorulmadan önce şunu açıklığa kavuşturayım. Ben yaşlı değilim, tamam mı? Hafızam da zayıf değil. Her şeyi hatırlarım ben. Anladınız mı? Her şeyi. Şiv, üstünü değiştirdin mi? İşte çayın. Teşekkür ederim. Arandi, bu arada sence odada bir değişiklik var mı? Hayır, yok. Her şey olduğu gibi işte. Ne farklı ki? Hadi ama Arandi. Gelin mantığından bir anlığına çık ve eş olarak düşün bunu. Bir bak hadi. Etrafına bak Anandi. Baksana. Hayatımızı güzelleştirmeleri için bir sürü güzel çiçek getirdim buraya. Ve sen ne çiçekleri ne de kokularını fark ettin. Bana mı aldın? Hayır. Natu'yu aldım. O burada değildi, o yüzden sana getirdim. Anandi, bugüne kadar sadece seninle romantik bir evliliğim oldu. Başka kimi alabilirim sence? Ne demek o bugüne kadar? Yoksa gelecekte başkasıyla mı romantik bir evliliğin olacak ha? Anandi, ben romantik olmaya çalışırken sen dedektiflik yapıyorsun. Neden bana böyle işkence ediyorsun? Boş ver bunları, sen şunu söyle. Neden bir anda böyle romantikleşmeye başladın? Eskiden işten dönünce bana çay getir diye emir verip odana koşardın hemen. Sadece bir bahaneydi. Yoksa bu kadar çabuk gelir miydin? Şiv, sana bir şey söyleyeceğim. Çok mu önemli? Evet Şiv. Hastanedeki törende bir hemşireyle tanışmıştık ya. Şarla. Onunla ilgili. Ona hediye mi alacaksın? Böyle güzel, böyle sevimli bir kocanın doğumunu yaptırdığı için mi yoksa? Şey, ben şaka yapmıyorum lütfen. Tamam. O zaman söyle. Şey, hastanede Şarla başka bir hemşireyle senin hakkında konuşuyordu. Bebek ölü doğmuştu. Ben tepki versin diye kaç kez kalbine masaj yaptım. Ağlasın diye uğraştım ama annesinin karnındayken zaten ölmüştü. Hiçbir çabam işe yaramadı. Eğer yanılıyor olsaydım, akrabalarını nasıl hatırlardım ki? Kocasının adı Alok Şekar'dı, kayınpederi ve eniştesi. Onlar da ordudaydı. Bu hastanede doğumuna girdiğim son kadın Hiravati oldu. Sakin ol Anandi. Babam ne demişti? Bu çok eski bir konu. Ayrıca o hemşire çok yaşlı. O yaşlarda
kafanın karışması doğal. Ama Şiv, onun sözlerine bakınca hiç öyle görünmüyordu. En ufak bir detayı bile hatırlıyor gibiydi. Anandi, ben yanıldığını söylemiyorum tabii ki. Eminim öyle bir olay olmuştur. Ama yanlış hatırlayarak olaydaki kadının annem olduğunu sanıyor olabilir. Bu da mümkün değil mi? Ama Şiv... Anandi! Ben hemen geliyorum Şiv. Ona şeyde, önemli bir şey yaptığını, birazdan geleceğini söyle. Anandi kızım! Geliyorum anne! Şiv, benim yemeği hazırlamam gerek lütfen. Çok iyi bir fikir Anandi. Turşu ve baharatlar sayesinde Sanchi ilacın tadını almayacak. Anne, Doktor Priya Sanchi'nin ona ilaç verdiğimizi anlamaması gerektiğini söylediğinde bunu nasıl yapacağımızı uzun uzun düşündüm. Benim aklıma sadece bu geldi. Ben yemeği Sanchi'ye götüreyim hemen. Bir saniye Anandi. Sen götürürsen yemeği reddedebilir. Bunu ben götüreyim. Teşekkür ederim kızım. Anne, bunu bir yabancı için yapsaydım teşekkür etmesine izin verirdim. Ama senin bunu söylemene izin veremem. Bu benim ailem anne. Ben ne yaptıysam, ne yapıyorsam bu benim görevim zaten. Biliyorum. Ama hiçbirimiz sana karşı üzerimize düşeni yapamazken senin görevini bu kadar ciddiye alman öyle ufak bir mesele değil tatlım. Teşekkür ederim, sağ ol, sağ ol. Hayır kızım. Ben sadece çay alacağım. Pek iştahım yok. Neden? Ne oldu? Rahatsız mısın? Hayır, ondan değil babacığım. Dün akşam çok yedim sanıyorum. O yüzden şimdi canım istemiyor. Ama yenge, sen neden yemiyorsun? Sen sandviç sevmiyor muydun? Evet anandı. Ama şu anda pek aç değilim kızım. Sanchi kahvaltı etti mi? Evet baba, biraz yedi. Beni yanından gönderdi, gerisini kendisi yiyecekmiş. Çocukluğu yüzünden bu sıkıntıları çekmek zorunda kalıyor. Ben sadece bir an önce iyileşmesi için ilaçların etki etmesini istiyorum. Doktor Sanchi'nin bu ilaçları haberi olmadan... Hayır baba, öğrenmedi. Anandi sandviçin içine koydu. Sanchi, ne arıyorsun? Arabanın anahtarlarını. Bir yere mi gidiyorsun? Ankita'nın evine. Nereye gittiğimi, ne zaman döneceğimi sormayın bana. Canım ne zaman isterse o zaman dönerim. Sanchi dur. Şoföre seni bırakmasını söyleyeyim.
Dönmek istediğin zaman ararsın, seni almaya gönderirim. Ben araba kullanmasını biliyorum. Bu kızın derdi ne böyle? Ailesiyle nasıl konuşacağını tamamen unuttu artık. Sabırlı ol İra. Eğer eski Sanchi'yi geri istiyorsak, kendimize hakim olmamız gerek. Sanchi'nin davranışlarını sanki küçük bir çocukmuş gibi görmezden gelmeliyiz. Psikiyatrist böyle söyledi. Alok, ben kendim için üzülmüyorum. Sanchi için üzülüyorum. İlacı ona daha yeni verdim. Doktor Priya'nın söylediklerini hatırlamıyor musun? İlacı aldıktan sonra bir süre etkisinde olacakmış. Böyle bir durumda araç kullanması çok tehlikeli. Merak etme anne. Doktor ne demişti? İlaç alındıktan 2 saat sonra etkisini gösteriyormuş. Ve Ankita'nın evi yakın, yani kısa zamanda orada olur. Ama oğlum, benim sözümü dinlese ne kaybeder ki? Düşmanı olmadığımızı neden anlamıyor? Onu seviyoruz ve iyiliğini istiyoruz ve bu yüzden bunları söylüyoruz. Anlayacaktır anne. Belki biraz vakit alacak ama mutlaka anlayacaktır. Sanchi çok toy ama bu kadarını anlayamayacak kadar çocuk değil. Hep çocuk kalsaydı daha iyi olurdu. En azından onu doğru yola bir şekilde getirirdik. Hata yapınca kulağını çeker ya da onu görmezden gelirdik. En azından hala çocuk olduğu için içim rahat ederdi benim de. Büyüyünce düzelir derdim. Ama eğer bir çocuk büyüdükten sonra da hata yapıyorsa, o zaman nasıl kendime hakim olayım? Bu turşunun bu kadar lezzetli olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Ben hayatımda böyle turşu hiç yemedim. Anandi, böyle turşu yapmayı kimden öğrendin? Ne oldu? Bana öyle bakmayın. Boş yere onu övmüyorum ki. İsterseniz kendiniz deneyin. Deneyip bir bak İra. Anandi, bunu yapmayı kimden öğrendin? Babaannemden. Hanımefendiden mi? Daha önce hanımefendinin böyle güzel turşu yaptığını bilseydim, Cesar'a her gidişimde böyle bir turşu hazırlamasını isterdim ondan. Neyse, bundan sonra isterim. Büyük baba, o çok yaşlı. Bu yaşta ona turşu mu kurduracaksın? Hem de onları her ziyaret ettiğinde. Hanımefendi, bu yaşta herkesi hizaya diziyor, hizaya. Bir turşu istemişiz, ne olmuş yani? Bu yaşta bile sizden daha canlı görünüyor. Bu yaşta bu kadar dinamik olan birine yaşlı demek günah sayılır. Hanımefendi ve ben, ikimiz birbirimize çok benziyoruz. Doğru söylüyorsun büyük baba. Ama onun yaşı da çok ilerledi. Hatta yakında altın merdivenleri tırmanacak, değil mi? Altın merdivenler mi? Al işte. Maliye Bakanı bütün ülkeye altın para harcamaya gerek yok diye çağrıda bulunuyor. Ülkenin ekonomik kalkınmasına faydası olabiliyor diye. Ama burada hanımefendi altından merdiven yapıp bir de tırmanıyor mu? Hayır büyük baba. Altın merdivenleri tırmanmak bir deyim. Yani biri torununun çocuğunu kucağında yemek yedirecek kadar yaşarsa, o zaman çok talihli olduğu düşünülür. Ve buna altın merdivenleri tırmanmak denir. Babaannem de çok yakında Ganga ve Jagu'nun çocuğunu kucağında beslemek istiyor. Benim dünürüm altın merdivenleri tırmanacak, ben de aşağıda mı kalacağım? Bu asla mümkün değil. Ben de altın merdivenleri tırmanacağım. Ve bu isteğimi yerine getirmek ikinizin görevi. Bu bir emirdir.
Büyük baba, isteğin yakında gerçek olacaktır. Kısa zaman sonra. Keseriyan.